Evet, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. 27 Şubat 2022'de çıkan özel güvenlik sınav soruları A kitapçığını değerlendirmeye devam ediyoruz. 51. sorudan itibaren kaldık. 51. sorudan itibaren çözüyoruz. 51. sorumuz ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki 112 acil servis. 52. sorumuz kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Kanamanın hızına, vücutta kan aktığı bölgeye, kanayan damarın çapına, kanamanın miktarına bağlıdır ama kişinin kan grubuna bağlı değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, her iki soru da yine kanalımızda daha önceki attığım sorular içerisinde var. Hemen diğer 53. sorumuza geçelim. 53. sorumuz arkadaşlar. Bakın kırıktan gelmiş. Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir? Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı, şişlik bunlar nedir? Kırığın belirtileridir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yine artı koyuyorum. Bakın artı koyduğum sorular daha önceki sınavlarda çıkan sorular arkadaşlar. 54. soru özel güvenlik görevlilerinin burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir? Tabii burun kanaması olan hasta yaralı baş hafif öne eğilir. Yaralının burun kanatlarına sıkıca bastırılır 5 dakika süreyle. Hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde cevap doğru. Yine artı koyacağımız sorulardan. 55. sorumuz turnikeden gelmiş. Bakın aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir. Bakın değildir diyor. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa turnike uygulanır. Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması durumunda uygulanır. Uzuv kopması sonucu uygulanır. Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olmaması durumunda uygulanır. Hafif yaralanmalar olması durumunda turnike tabii ki uygulanmaz. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 56. soru yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir? Tabii ki bu durumlarda ahşap yapılar daha çabuk çöker. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 57'ye bakalım. Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir? Burada bir ne var arkadaşlar? Bir sabotaj var değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Yine artı koyacağımız sorulardan, daha önce çıkan sorulardan 57, 58'e bakalım. Evet. Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir? Tabii ki yanıcı gaz. Doğru seçenek. 59. sorumuz. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki söndürme ekibidir. Yine daha önceki sınav sorularında çıkan sorulardan.
60. soru. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir? Bakın okuyalım. İtfaiye teşkilatının görevlerini. Yangınlara müdahale etmek görevidir. Söndürmek görevidir. Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak görevidir. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleriyle ilgili olarak bilgilendirmek, eğitmek, eğitimler vermek görevidir. Su baskınlarına müdahale etmek yine görevidir arkadaşlar. Olay yerindeki kaos ve kargaşanın önüne geçmek itfaiye teşkilatının değil güvenlik güçlerinin görevidir. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 61. sorumuz. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir? Tabii ki soğutmaya girer. Doğru seçenek. 62. soru. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir? Tabii ki karbon monoksit. Evet. Yine daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. Evet, hemen 63'e geçelim. Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın yanma çeşitleri. Yavaş, hızlı, parlama, patlama, kendi kendine yanma doğrudur. Evet. 64. AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Erkan iki gencin kendi aralarında konuşurlarken bonk yapmak ve kafayı dumanlamak gibi bazı kelimeleri kullandıklarını duyar. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Erkan aşağıdaki konuların hangisinden şüphelenmelidir? Uyuşturucu kullanılması ihtimalinden değil mi? Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. 65. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş doğada bulunan bir uyuşturucu maddedir? Tabii ki esrar, değil mi? Evet, cevap Adana seçeneği. 66. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir? Tek yönlü iletişim olarak kalabilir. Tabii ki Adana seçeneği doğru cevap. Evet, 67. sorumuz. Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir. Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi temel evresi tanımlanmaktadır? Tabii ki mesajdan bahsediyor, değil mi arkadaşlar? Evet, cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçelim. 68. sorumuz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir? Bakın, iletişim kurma nedenleri. Etkilemek, yönlendirmek, sevilmek, kabul görmek, haberleşmek, bakın var. Yönetmek, hakimiyet kurmak, iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir. Evet. 69. soru. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe nokta nokta denir. Tabii ki motivasyon, değil mi? Evet, yine daha önceki sınav soruları içerisinde var. 70. soru. Yukarıda verilen sorular hangi amaca ulaşmak için kullanılır? Ne söylemek istiyorum? Ne zaman söylersem karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur. Nerede, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur? Demiş, iletişimde amaca ulaşmak için, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 71. soru. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi
diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi, alakayı sürekli üstünde tutması. Tutmaya çalışması, değil mi? Egoizm yani. Bakın burada. Kendini ön plana atmak her zaman. Tanımlanan iletişim engel aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ben merkezcilik, egoizm, bencillik. Evet, yine daha önceki sınavların sorular içerisinde mevcuttur arkadaşlar. Evet. 72. soru. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğurmaktadır? Tabii ki ilk iletişim süreçlerinde karşısındaki üzerinde olumlu etki yaratmasını doğurmaktadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçelim. 73. sorumuz. Aşağıdakilerden hangileri iletişimin temel özelliklerindendir? 1. İletişimde bir kaynak, bir mesaj, bir de alıcı bulunur. Evet, aynen bulunur. İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. Doğrudur. İletişim dinamik bir olgudur. Doğrudur. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. Evet. Hepsi de mevcut arkadaşlar. İletişimin temel özelliklerindendir. Edirne seçeneği doğru. 74. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yoludur? Yenilikçi çözümler üretmek, farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak, problemin nedenini anlamaya çalışmak, bakın, değildir. Problemin nedenini anlamaya çalışmak, problem çözme yoludur tabii ki. Kendi çözüm yöntemini önüne çıkarmak değildir. Evet. 1, 2, 3'ün olduğu seçenek Denizli seçeneğidir. 75. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir? Konuşmacıya bakmak, sözünü bölmemek, empatik dinleme yapmak, konuşmacıya dikkat kesilmek. Bakın bunlar etkin dinlemenin boyutlarıdır. Ön yargılı olmak, değil mi? Evet. Yine daha önceki sınav soruları içerisinde olan sorulardan. Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir? Tabii ki empati, değil mi? Kendimizi karşıdaki kişinin yerine koymak, onun gibi düşünmek, onun duygu ve düşüncelerine sahip olmak gibi. 77. soru. Mevlana'nın kar taneleri ne güzel anlatıyor. Birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu. Sözü başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tabii ki farklılığa saygı ve hoşgörüyü anlatmaktadır. Evet. 78. sorumuza geçelim. Özel güvenlik amiri Nihat'ın emri altındaki özel güvenlik görevlilerine kama düzeni al. Kama düzeni al demek kalabalığı böl demek. Dağıt demek. Suçluları yakala demek. Kalabalık içerisinde yolu aç demek. Kama düzeni. Evet, kama düzeni. Al. Nihat aşağıdaki sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır diyor. Bakın topluluğu koruma altına almaz. Tam tersi topluluğu dağıtır. Evet, Bursa seçeneği. Evet, hemen geçelim 79. sorumuza. Göz yaşartıcı gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1. Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur. Tabii ki doğrudur. 2.
Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak kalıcı körlük olur. Kesinlikle olmaz arkadaşlar bakın. Körlük göz yaşartıcı gazlarda olmuş olsa kullanılmaz değil mi? İkinin olduğu şıkları hepsini eleyelim. Bakın eledik. Nükleer silah olarak değerlendirilir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan etkili bir yöntemdir. Doğrudur. Etkisi 10 ile 30 dakika içerisinde geçer. Tabii 1, 4 ve 5. 1, 4 ve 5. Ceyhan seçeneğindedir. Evet. Hemen geçelim. 80. sorumuza. Panik, aşırı heyecan durumunda çok güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu düşünmeden ve ani olarak hareket ederek bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıkları bir davranış türü olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi paniği önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin kesinlikle yapmaması gereken bir davranıştır. Kontrolsüz davranışları önlemek ve topluluğun dikkatini bir noktaya çekmek için havaya ateş ederek yönlendirmesi nedir? Kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır. Evet, hemen 81. sorumuza geçelim. Üniversite kampüsünün ana meydanında siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Güvenlik amiri emrinde topluluğa müdahale edebilecek yeterli ölçüde teçhizatlı kuvveti bulunmasa da dağıtmak için her türlü zor kullanma şekillerini uygulamalıdır. Tabii ki yanlış değil mi? Evet. Edirne seçeneği. 82. soruya bakalım. Kalabalıklar genel anlamda bir yerde birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen yani tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen bir topluluğa dönüşebilir. Buna göre kalabalık oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabii ki kalabalığı oluşturan insanlar arasında hiyerarşi ve iş bölümü vardır. Kesinlikle yoktur arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 83. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin uygulayacağı müdahale ilkelerinden birisi değildir? Panik havası oluşturarak topluluğun kendiliğinden dağılmasını sağlamak tabii ki değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. Hemen 84. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olayları başlatma yöntemlerindendir? 1. Yaygın ve etkili propaganda yapmak toplumsal olayları başlatma yöntemidir. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak tabii ki var. Sakin olunmasını örgütlemek, öğütlemek. Bakın öğütlemek yoktur. Evet. 3. Bakın 3'ün olduğu şıkları eledim. Heyecanı artırmak var. Topluluğun kendiliğinden dağılmasını sağlamak kesinlikle yoktur. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 85. sorumuza geçelim. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdikleri kümelere grup denir. Planlık
programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve terör yaratarak devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisiyle anlatılır? Tabii ki saldırgan grup. Evet, yine bu soruda daha önceki sınav soruları içerisinde, çıkan sorular içerisinde mevcut arkadaşlar. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. 86. sorumuz. Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Direniş ve saldırılarına son veren veya gözaltına alınan lider pozisyonunda olan kişilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam edilebilir. Tabii ki nedir? Yanlıştır, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği. 87. sorumuz. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde değerlendirilemez? Tabii ki birey davranışı grup içinde veya dışında aynıdır, değişmez. Evet, Bursa seçeneği değerlendirilmez. Hemen 88. soruya geçelim. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir. Evet, aynen değildir. Yanlıştır. Adana seçeneği. 89. soru. Suikastlar nokta nokta ve nokta nokta şeklinde ikiye ayrılır. Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir? Tabii ki suikastlar açık ve gizli suikastlar şeklinde ikiye ayrılır. Değil mi? Açık ve gizli suikastlar. Evet, yani Bursa seçeneği doğru cevap. 90. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü saldırılardan değildir? Yumurta atmak, bakın, var. Un dökmek var. Sözlü hakaret var. Pasta atmak var. Bıçakla saldırmak nedir? İtibar düşürücü saldırılardan değildir, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yine daha önceki sınav sorularından. 91. Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir? A. Şarjör kapasitesi, B. Silahın boyutları, C. Emniyet tertibatı, D. Nişengah tertibatı, E. Silahın rengi. Tabii ki silahın rengi, değil mi? Evet. 92. sorumuza bakalım. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında oluşturulan Merkez ve İl Koruma Komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangisi koruma şekilleri verilemez? Tabii ki sözlü koruma. Cevap Ceyhan seçeneği. 93'ün soru, koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her türlü ortamda her zaman takım elbiseli ve kravatlı olmalı. Nedir? Yanlıştır. 94. sorumuza geçelim. Araçlarda oturma düzeni ve inme binme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yakın koruma. Korunan kişiden önce araca binmelidir. Hayır. Korunan kişi daha önce binmesi gerekiyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra yakın koruma binmesi gerekiyor, değil mi? Evet, Adana seçeneği. 95. soru. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Tabii ki koruma personeli, bakın koruma personeli medyatik olmalı diyor, değil. Değil mi? Ceyhan seçeneği. 96. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi suikast eyleminin safhalarından değildir? Eylemin yapılacağının hedefe bilgi verilmesi değildir. Hedef tespiti, hedef istihbarat ve keşif, hedef eylemin planı, eylemin icrası ve kaçış tabii ki eylemin safhalarıdır. 97. sorumuza hemen geçelim. Evet, yine daha önceki çıkan sorular içerisinde birebir aynısı arkadaşlar. Bakın aşağıdakilerden hangisi genel kolluk özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde uygulanan örnek bir projedir? Tabii ki KAAN projesi, değil mi? Evet. Evet. Artı koyduk arkadaşlar. Evet, hemen geçelim. 98. Son sorulara geldik. Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir? İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kaymakamdır, değil mi? Yani Bodrum kaymakamı. Evet, yine artı sınav sorularından. 99. soru, aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır? Görev alanına gelen genel kolluğa kimlik sormak ve silahını emanete almak tabii ki yapılmaması gereken bir davranıştır. Adana seçeneği yanlıştır. 100. soru son sorumuz arkadaşlar. Bakın son sorumuz 100. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenliğin yetkilerindendir? Kimlik sorma tespiti değil, soruşturma yapmak, güvenlik güçleri, delil inceleme, güvenlik güçleri, ifade alma, tabii ki emanete alma nedir? Güvenlik güçlerinin değil, özel güvenlik yetkililerinin yetkileri arasındadır. Güvenlik personelinin. Evet arkadaşlar, burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar, silahsız adaylar için test bitmiştir. Birinci testimizde birden 50'ye kadar soruları çözdük. İkinci videomuzda 51 ile 100 arasında. Hepinize başarılar dilerim. Silahlı adaylar için silah sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.